olacaktır diyor. Değişmeyen başlığımız iklim değişikliği. Karbon salınımı ve buna bağlı küresel ısınma bir başka değişiklikle. İklim değişikliği dünyanın en temel sorunlarından biri. Son birkaç yıldır kuraklık, sel ve buna benzer doğal afetleri peş peşe yaşamamız kuşkusuz rastlantı değil. Peki çözüm nerede yatıyor? Çözümün ilk adımı yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasından geçiyor. Türk mühendisler bir yanıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen, diğer yanıyla da dijital piyasalarda ekonomik bir varlık olarak değerini sürekli yükselten çok özel bir projeye imza attı. Covid içindeyiz ama aslında dünyanın en büyük problemi küresel ısınma. Deprem, kuraklık, sel ve fırtına. Birbiri ardına gelen doğal afetler, küresel ısınmayla birlikte iklim değişikliği krizinin her geçen gün daha da derinleştiğini gösteriyor. Önümüzdeki 10 yıl çok kritik bir dönem dünya için. Eğer 1-1,5 derece gibi sıcaklık artışında çok yoğun bir şekilde hava hareketleri olacak. Yoğun seller, çok çok daha yoğun seller. Son bir yıldır görüyoruz. Kuraklıklar, seller Avrupa'da, Türkiye'de. Bunlar belki 2 katına, 3 katına çıkacak. Bilim dünyası için çözüm fosil yakıtları azaltıp güneş ve rüzgar enerjisine yönelmekten geçiyor. Hedefimiz enerji fonlarının artık yönünü fosilden yavaş yavaş yenilenebilir enerji kaynaklarına aktarmak. Türk mühendisler dünyanın ömrünü uzatacak hem çevreci hem de ekonomik değeri olan dev bir projeye imza attı. Bu projenin Türkiye'den çıkması Türkiye'ye ciddi enerji fonları taşıyacak. Yerli ve milli projenin özü basit. Güneş ve rüzgar enerjisini baz alan çevreci santrallerle kaynak toplamak. Bu kaynağın da dijital ekonomi dünyasında sürekli değer kazanmasını sağlamak. Daha şimdiden çok sayıda talep gelmeye başladı bile. Başladık zaten, şu anda dünyaya açıldık. Çin'de varız, Avrupa'da varız. Proje Türkiye'ye ciddi yatırım fonlarını taşırken aynı zamanda fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon salınımını da azaltarak dünyanın ömrünü uzatacak. Ana amacı dünya küresel ısınmayı, karbon salınımını önümüzdeki 10 yıl içinde %20'lere çekmek.